dul bir kadınım. Abi, ben dul kadınım. Şey ben dul kadınım. Ya dul kadın değil. Bir asker ücretli kurban alamıyorsa yazıklar ben, olsun ben, yani. Ben var ya bir doğru tane mu? Emekli doğru maaşım mu var sigorta. Bir tane babamdan alıyorum. Bir de kendi... Bak, bak senin durumun bir, iyi, öbür garibanın durumu iyi. Çalışıyorum, çalışıyorum 80 yaşında. Bak takı tasarımı yapıyorum. Bak 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 böyle alıyorum takı tasarımı. Bir maaşla oradan kazanıyorum, ancak geçiniyoruz. Rahat yaşıyorum benim. Hiç sorunum yok. Hiç sorunum yok benim. Hem deşarj oluyorum, hem insanları mutlu ediyorum. Ucuz ucuz veriyorum. Teyze diyorlar, 10 lirayla bizi mutlu ediyorsun diyorlar. Ben 10 liraya da küpe var, 50 liraya da var. Yani amme hizmeti veriyoruz. Bu da dikili taştan. Dikili taştan maaş yeterli mi diyor? Yok yok. Git. Hayır bu ben iki kesmiyor maaşım var. Bir de bu yaşta çalışıyorum bak. Takı i̇ki tasarımı. Ya, ya çalışıyorum maaşım ama. Yetmiyor diyor. Kurban yetmez, da alamazım diyor. Kurban al, istemem aldım. İsteye düşü 10 milyon kim verebilir ya? Ne kurban alacağım dul kadın ya ben? Ne kurbanı ya? Oldu olmaz. Çocuk nasıl yiyecek? Senin çocuğun yok. Öbür adamın çocuğu var. Caniyet istiyor. Nasıl yiyecek? Yemeyecek. Anlatıyorum ama anlamıyor teyze. Anlamam. İşime gelen anlamıyor. Sana gelmiyor. İlk maaş alıyormuşsun sen. E alıyor baba. Ya bir de çalışıyormuşsun. Yasal olarak alıyorum. Ya, devlet tamam, veriyor. Anladım devlet. Biri babamın biri benim. Anladım yani. Ha, ama yarım yarım alıyorsun. Yarım yarım alıyorsun ama. Ben de çalışıyorum. Asgariden alıyorum. Asgari asgari. Babanınki de az var. Durumun çok iyi diyor. Kaç maaş? 7 mi miydi? 8 ne hangisi? En düşük emekli maaşım 7500. 7500 15 yapar bir yere bundan kazanıyorum. Sana kurban parası 15 25 milyon. Maşallah diyelim. Devlet sana 2000 lira kurban parası ver. Çalışıyorum ama ben çalışıyorum kardeşim. Kaç yaşımdan beri çalışıyorum?